Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. 2021 senesinin e, TGS Akademi için eğitim yılını, eğitim sezonunu açıyoruz. Hayırlı olsun. Bu eğitimle başlayacağız ve yoğun bir tempo ile ilerleyeceğiz. E, herhalde önümüzdeki senenin Aralık ayına kadar da kesintisiz olarak... Devam ederiz. Avrupa Birliği tarafından desteklenen e, TGS Akademi, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Basın Akademisinin yeni eğitim sezonunu açmış bulunuyoruz. Bu e, noktada şöyle bir eğitimle başlamayı açıkçası uygun gördük. Bu e, sunumunda daha önce buna katılanlar olmuş olabilir. E, dijital dönüşüm ve gazetecilik. Bu sene bunu e, iki parçaya ve hatta üç parçaya böldük. Ay ay ilerleyeceğiz. 101, 102 ve 201 şeklinde ilerleyecek. Bu ilk kısmı. Burada yapmayı amaçladığımız şey şu. Sert bir dönüşüm yaşandı dünyada. Birçok sektörde etkiledi. Yani kimleri bunu 4.0 işte gibi vizyon çiziyor. Daha böyle işte kulağa hoş gelen fancy isimler takanlar da var ama teknik adıyla bu dijital dönüşüm. Ve bunun gazetecilik üzerinde de çok bariz bir etkisi oldu. Biz Türkiye'nin sert politik iklimi nedeniyle maalesef bugün de içinden geçmekte olduğumuz baskıcı bir düzen içerisinde Maalesef gazeteciliğin bu tarafını, medya ekosisteminin bu tarafını çok fazla konuşamıyoruz. Yani Türkiye'ye şimdi baktığımız zaman e, takdir edersiniz ki ifade hürriyetinin en serbestçe yaşandığı ülke olmasa gerek. Birçok zaten uluslararası kuruluşunda yayınladığı listelerde basın özgürlüğünde sonlarda e, en çok tutuklu gazetecinin olduğu sayı olarak listelerde de ilk üçte bulunuyoruz genellikle. Ancak şimdi biz işin bu tarafına çok odaklanmak zorunda kaldığımız için işin diğer tarafını çok fazla konuşamıyoruz. Nedir bu? Esasında dünyada da sert bir dönüşüm yaşandı ve gazetecilik ekosistem olarak baştan sona sert bir kayaya çarptı ve bütün pratiklerini değiştirmek durumunda kaldı. E, bu e, sadece Türkiye'de olmuş bir şey değil, dünyanın her yerinde olmuş bir şey. Ama dünyada yaşanan bu şeyi biz burada hakkıyla konuşamadık. Biraz bunu yapmaya çalışacağız. Çünkü Türkiye dünyanın en demokratik ülkesi olsaydı da, basın ifade hürriyetinde bir numara olsaydı da biz bugün yaşadığımız sorunların ciddi bir kısmı gene yaşamaya devam edecektik. Yani bir sihirli bir değnek dokunsa Türkiye'nin üstüne ve her şey bir anda değiştirse bugün birçoklarınızın çalıştığı veya işte öğrenci olan arkadaşlar için çalışmayı hayal ettiği kurumlarda yapacağı gazetecilik pratiklerine gene sorunlar olacaktı. Gene maaşlar kötü olacaktı. Gene işte satılamayacaktı o gazeteler ya da reklam alınamayacaktı veyahut da abone bulunamayacaktı. Bu sebepten dolayı haber merkezleri küçülmeye gidecekti. İnsanlar işte en saygın, en tatmin eden, işte en iyi kalifiye öğrencilerin okumak istediği bölüm ya da daha sonrasında yapmak istedikleri meslek gazetecilik. Muhtemelen olmayacaktı. Bunların sebepleri nelerdir? Biraz buna bakacağız. Şimdi 101 dedik. Bugün bu ekosistemi anlatmaya ve nereden buraya geldik biraz onu konuşmaya çalışacağız. Aslında şöyle bir sırayla ilerleyeceğiz. Öncesinde biz bu eğitimlerle nasıl bir şey amaçlıyoruz? Önümüzde bilmediğimiz şeyler nelerdir? Onların bir adını koymaya çalışacağız. İkinci kısımda buraya nereden geldik? En sonunda da şu an neredeyiz konuşacağız. Neler yapılabilir ise, neler yapmalı kısmında ise önümüzdeki ay ve bir sonraki ay şeklinde devam edeceğiz. TGS Akademi Eğitim Direktörüyüm ben. Akademisyenim aynı zamanda. Bu alanda bir doktora çalışmam var. Birçok yerli yabancı kurumda da editör olarak gazetecilik faaliyetlerinde bulundum. Şimdi konuşacağımız şeyleri şöyle de bir ekrana yansıtmak isterim. En başta bu bilme kavramıyla ilgili konuşacağız. Nereden geldik? Burayı biraz böyle tarihsel olarak sınıflandıracağız ve farklı örnekler vereceğiz, gazeteciliğe bağlayacağız. En son nerede izleyeceğiz? Nereye gidiyoruz kısmı ise önümüzdeki ayın konusu olacak. Şimdi daha önceden bu sunumun benzerlerine katılanlar varsa yakalamış olabilirler ama ben şöyle bir genele dair bir soru sorayım. Ee, ekranda şu anda gördüğünüz bir harita var. 1459'a ait bir harita. Ee, İstanbul fethedildikten 6 sene sonra hani ortaya çıkıyor. Bir de şöyle 1525 haritası var yaklaşık arada işte 66 sene olsa gerek. Bu iki harita arasındaki en bariz fark nedir diye sorduğumuzda genellikle şimdi çok fazla hani vakitte belki şey yapmak istemiyorum o sebepten sormayacağım ama isteyenler chat kutusuna yazabilirler. En bariz fark nedir diye sorduğumuzda ki bunu şeyden aldım ee, Yuval Harari'nin o çok meşhur kitabı Sapiens kitabından aldım. Orada cehaletin keşfi kısmında anlatır bunu. İki harita arasındaki fark ne diye Sorunda işte genelde birisi kare, öbürü yuvarlak falan. Bunlar değil tabii. Şu ilk harita görüyorsunuz hiçbir boşluğa yer bırakmıyor. Sanki bütün dünyayı tarif ediyormuş. Bu harita elinde olan birisi o dünyanın neresine gitmek isterse bu haritayı kullanarak gidebilirmiş gibi geliyor bize. Oysa baktığınızda bu haritada eksik çok fazla şey var. Güney ve Kuzey Amerika kıtalarının hiçbiri yok. Avustralya kıtası yok. Kutuplar yok, Afrika'nın ciddi bir kısmı yok. Yani çok iyi bildiklerini düşündükleri Avrupa'da aslında hatalar var. Asya'da aynı şekilde sıkıştırılmış. Oysa e, ikinci haritaya geldiğimizde çok daha fazla bilgi barındırıyor bu harita. Değil mi? Yani Kuzey ve Güney Kore e, Amerika'nın doğu yakaları var. Diğer tarafta Afrika'nın tamamı var. Ve daha da önemlisi arkada kocaman bir boşluk var. Bu boşluk nedir? Bu boşluk henüz keşfedilmemiş olan toprakların a, harita üzerindeki temsilidir. Bu bizim için neden önemli? Yuval Harari niye bunu önemsiyor? Çünkü diyor bu ilk kez cehaletin keşfiydi. O vakte kadar insanlar her şeyi bildiklerini düşünüyorlardı. Her şeyi bildiğini düşünen insan doğal olarak bir merak etmez, sorgulamaz. Kafasında da her şey bellidir. Tartışmaya ihtiyaç duymaz. Bir soru da sorma zaten her şey belli. Do, e, doktrinler biraz böyledir. Yani birçok dini doktrin de böyledir ama politik ideolojik doktrin de böyle olabilir. E, yani bu bir dogma oluştursunuz ve o zaten bütün evrenin kainatı açıklar. Şimdi biz bu eğitimlerde ne yapmaya çalışıyoruz? Biraz aslında şu. Şu harita gibiyse eğer zihniniz böyle olmasını istemiyoruz. Biraz böyle olmasını istiyoruz. Neden? Bu haritaya baktığında bir insan neyi görüyor? Öğrenecek, keşfedecek çok şey var. Yani Kuzey ve Güney Amerika kıtalarının doğu kıyılarını gördüğümüzde aklımıza ne geliyor? Arkada kocaman bir dünya var. Ya keşfetmek derken tabii ki oranın zaten e, yerleri burada binlerce yıldır yaşıyordu. Yani Batılı, Avrupalı insanlar gelip kendi tırnak içinde keşfetti diyoruz. Ama işin o tartışmasına şimdi girmeyeceğim. Buraya baktığınızda arkada kocaman bir toprak, kocaman bir kıta olduğunu ve oraya gidip ne olduğunu öğrenmek isteğini bizde canlandırıyor bu harita. Bilmediğim şeyler var bunu öğrenmeliyim diyor. Buraya baktığınızda ise hiç böyle bir kaygınız yok. Öğrenecek de bir şey yok. Yani çok büyük bilgi eksiğiniz olduğu halde sanki yokmuş gibi davranıyorsun. Şimdi muazzam hızlı gelişen bir teknoloji ile özellikle iletişim teknolojileri nedeniyle biraz bizde de böyle bir e, sorun yaşadığımızı düşünüyorum ben. Yani birçok insan için kafasında şöyle bir mesleki ya da medyaya dair bir algı var. Zaten yapılacak her şey yapıldı, bilinecek her şey biliniyor ve hani çok da merak edip soru soracak bir şey yok. Bu iyi veya kötü anlamda olabilir. İyi anlamda dediğim şu, zaten gazetecilik işte hani işte 5 n 1 k işte ters piramit, üst piramit, işte röportaj falan işte ifade özgürlüğü falan bu tarz şeylerdir. Bunun üzerine çok koyacak bir şey yoktur. Değişmez. Kendine ait bir özü vardır. Gerisi de böyle fasafis olur. Kötü taraftan nihilist bakanlarsa şöyle yaklaşıyorlar. Zaten bilecek falan filan bir şey yok. Bütün bu şimdi konuşulanlar tırıvırı. Önemli olan slogan atmaktır. Ülkede zaten politik her durum ortada. İstesi, yani ne kadar isterseniz isteyin. Gazetecilik siz istesiniz de zaten yapamayacaksınız. O geçti. Şimdi doğru herhalde bu ikisinin arasında farklı bir yerde olsa gerek. Biraz bunu amaçlıyoruz. O da nedir? Şöyle bir matrix vardı bilme bilmeme dünya yani bu aslında e, genelde felsefe derslerinde e, işte epistemoloji vesaire anlatırken orada şey olur ama asıl nerede ünlü olmuştu? Donald Trump, Dan herhalde 2003-4 senesinde e, Irak'ta toplu kitle imha silahları var diyordunuz. Yokmuş dendiğinde. Şöyle bir şeyden bahsetmişti işte İngilizcesi there are non, nonce, there are unknown, unknown falan demişti. Bilinen bilinenler vardır, bilinmeyen bilinmeyenler vardır falan diye böyle laf salatası yapıyor gibi geldi o zaman insanlara. Oysa aslında teknik bir kavramsallaştırmadan hareket ediyordu. Yani nedir bu? Biz biliyorum ve bilmiyorum deriz genelde oysa öyle düşünmemek gerekir. Şöyle bir kategorizasyon daha doğru. Bildiğimi bildiğim şeyler var. Yani bilinen bilinenler. Nedir bu? Ben bunları biliyorum ve farkındayım. Yani işini düzgün şekilde tarif edebilen. Mesela size sorsam ki işte bugün haberlerde ne vardı? Anlatırsınız, biliyorsunuz ve aktarabiliyorsunuz, değil mi? Bir de bildiğinin farkında ol, olmadığınız şeyler var. Bunlar nelerdir? Mesleki pratikler biraz böyledir. Golf veya beyzbolcuya, basketbol, tenis vesaire. Gidin sorun. Nasıl yapıyorsun bu hareketlerini? Çok iyi aktaramayabilirler eğer üzerine düşünmedilerse. Sanatçılarda da vardır buna örtük bilgi diyoruz. Tespit ne olacak? Biraz amaç burada e, bunun için de eğitimlerimiz var. E, ayın sonunda gerçekleşecek olan pek Özbey e, webinarında olduğu gibi tecrübe paylaşımıyla insanlar hem kendi örtük bilgilerini e, açık bilgiye explicit ne olacak dönüştürebilirler hem de insanlarla bunu paylaşabilirler. Şimdi orada asıl sıkıntılı olan şey şu bilinmeyen bilinmeyenler. Yani bilmiyorum. Neyi bildiğimi de Bilmiyorum. Neden? Bu kara kocaman bir boşluk orada. Koca kıta var. Bilmiyorsunuz. Öyle bir derdiniz de yok. Zaten bilinecek her şeyi biliyorum. Şey yani ben gazeteciliği zaten biliyorum kardeşim. İşte orada Clubhouse diye bir şey çıkmış. Gazeteciler orada girip işte insan e, basın e, açıklaması yapıyor. Siyasetçiler onlardan bilgi alıyor falan. Ama benim böyle şeyleri öğrenmeye ihtiyacım yok. Zaten böyle bir şeyden haberim de yok. Olabilecek en kötü şey çünkü bir çeşit kara cahillik bu zaten. Bu durumda kalmanızı istemiyoruz ve en azından şu 101 eğitimlerin amacı neyi bilmediğimizi öğrenmek farkında olmak. Çünkü bir kez onu bildikten sonra o kıtanın doğu yakasını zaten gördükten sonra ileri gider arkasını keşfederiz. O biraz daha kendi el yordamınızla yapabileceğiniz bir şey. Ama en başta neyi bilmediğinizi düzgün bir şekilde tespit edebilmek lazım. Buradaki zorluk da nedir? Normalde Normalde değil ama şundan 100 sene öncesine gittiğimizde... ...ya da şöyle bir soru sorayım. Yani e, muhtemelen size desem ki... ...babanız ne iş yapıyordu, anneniz ne iş yapıyordu... ...ya da dedeniz, neniz ne iş yapıyordu... ...maksimum 4 kuşak gidebiliriz. 4. kuşakta bir çiftçi çıkacaktır karşımıza. Ve ondan sonra geri gittiğimizde silme hepsi çiftçi olacaktır. Yani ben kendimden baktığımda... ...ben burada akademisyenim ama işte... ...mesela baktığımda annem işte... E, ...annem fabrikada çalışıyordu, babam da fabrikada çalışıyordu... Dedem ve nineme gittiğimde onları çiftçiydiler. Ve ondan sonra hepsi çiftçi olarak gidiyor. Yani uzun süre insanlar aynı a, 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 ebeveynleri hangi işi yaptılarsa onu yaptılar. Bu genelde çiftçilik ve çok da bir şey değişmedi. Ne teknolojik anlamda bir şey değişti ne de pratikler anlamında bir şey değişti. Bu yüzden de hayat zaten geliyordu ve gidiyordu. Çok fazla yeni şeyde adapte olmak zorunda değildiniz. Ama bugün baktığımızda hani ebeveynlerimiz için sert olmuş olabilir. Bir anda işte televizyon olmayan bir dünyaya doğuyorlar. Sonra televizyon geliyor. Tamam bu zor ama bizim için ben şimdi çocukluğumdan itibaren baktığımda radyo yani radyo demeyin de siyah beyaz televizyonla başlayan bir serüven. Daha sonra işte renkli televizyon, kablolu TV, çok kanallı. Oradan işte ilk kez internet, internet böyle masa üstüne oradan laptopa taşınıyor. Oradan işte akıllı telefon devrimi falan derken bugün işte geldiğimiz noktada kol, kolumuzdaki saatten işte internete girebiliyoruz veya buzdolabımızda internete bağlı falan bu kadar sert bir dönüşümü biz kendi hayatımızın içerisinde bile yakalamakta zorluk çekebiliyoruz yani eskiden şey gibi bakılırdı ya işte ninem de giremiyor internete tamam o giremiyor ama mesela yeni bir şey çıktı geçtiğimiz hafta hani clubhouse herkes giriyor herkes bunun farkında mı değil birçoğumuz değildir belki her gün yeni bir mecra her gün yeni bir format her gün yeni bir araç çıkıyor ve biz bunu yakalayamıyoruz bu grafikte anlatılan da şu, çok sevdiğim bir blogdan aldım bunu. Wait, 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 but why? Ee, dikey sütun insan gelişimi, yatay sütunda zaman ise şöyle bir noktada siz durduğunuzda eğer bu yeşil oku görüyor olsaydınız şöyle derdiniz: Aman Allah'ım ne kadar büyük dramatik bir değişim olacak ve ben tarihin herhalde dönüm noktasındayım, değil mi? Çok acayip bir şey. Şimdi ne kadar bu hızla gelen şey bir anda dimdik bir çizgi olmuş. Sorun şu ki bizler geleceği göremiyoruz. O okun gittiği yeri göremediğimiz için de elimizde olan tek şey arkaya baktığımızda o gözüken yatay son yıllarda birazcık dikleşmiş olan çizgi. Bu da bizi aldatıyor. Sanki hep böyleymiş gibi geliyor. Oysa şöyle bir sıkıntı var. Teknoloji muazzam bir hızla değişiyor ve teknoloji yeni teknolojileri getiriyor. Bir önceki teknolojinin altyapısından ve bilgi birikiminden, know-how'undan yararlanarak daha da kolay bir şekilde ilerleyebiliyor. Yani şuraya baktığınızda mesela bu görselin kendisi artık eski kaldı. Hani İstanbul sunumlarında kullanılıyor ki 2005 işte Jean Paul'den sonraki işte Alman Papa'nın ilan edilmesinde insanların elinde akıllı telefon falan yok ama 2013'te Papa Francis sim papalığı ilan edilirken herkesin elinde bir akıllı telefon var. Ama biz bunu sunumlarda yıllarca kullandık. Bugün baktığımızda bunun da anlamı yok. Mesela birçoğunuz için bugün aranızda işte yeni üniversite öğrenci 18-20 yaş arası olanlar varsa buna bakıp Papa Benedik kim ya falan. Hatta Papa Francis kim diyordur. Bunun kendisi de eskidi. Yani akıllı telefon devriminin kendisini bile hatırlatmak zorunda kalıyorum ben. Çünkü birçoklarınız için bu zaten içine doğduğunuz bir şey. Bu kadar hızlı değiştiği için de geçmişe döndüğümüzde dikkatli bir şekilde o evreleri anlayabilmemiz gerekiyor ki geleceğe bir projeksiyon yapabilelim. Yani elimizdeki tek, yani insan biraz şey gibi bir karanlık yolda yürüyoruz ama sırtımız dönük ve elimizdeki fenerle sadece arkayı aydınlatabiliyoruz. Geleceği aydınlatamıyoruz. Geleceği biz sadece o an yaşayarak görebiliriz. Elimizdeki tek bilgi geçmişten gelen. O sebepten son yüzyılda biz buraya nereden geldik? Önce bunu anlamamız gerekiyor. Şimdi bu işi buraya kadar olan kısmı ıı, iyi hoş güzel. Peki biz bunları gazeteciliğe nasıl bağlayacağız? Bir ona bırakalım. Ama tam şu noktada ıı, ben de ufak bir nefes arası vereyim ve şuradan bakıyorum. Sorular sormuş musunuz? Bir şey demiş misiniz? Sormadıysanız da sorabilirsiniz. Ee, bakıyorum. Evet, üstsel sıçrama, artarak artan e, gelişim. Var mıdır şu ana kadar olanların bir sorusu alabilirim? Tamam, yoksa devam ederiz. Şimdi gazetecilikle ilgili kısmı nedir bu? Dijital dönüşüm falan filan iyi hoş da şimdi bugünden baktığımızda gene şöyle bir ikilik oluşuyor. Yaşı belli bir şeyin üzerinde olanlar için gazete Muazzam bir şeydi bir zamanlar ama artık bitti. Yeni nesilde zaten bu gazeteden her şey yok. Çünkü artık basılı materyalin kendisine pek e, itibar eden yok. Böyle yaklaşıyor. Gençler için ise zaten böyle bir şey hiç olmamıştı. O sebepten üzerinde de konuşmaya gerek yok. Şimdi orada bazı kafa karışıklıklarını egale etmek adına şöyle birkaç görsel paylaşmak istiyorum. Şu baktığınızda endüstri devrimi, Victoria dönemin Britanya'sı. Yolları çamurlu, işte insanlar o işçi şapkaları ya da kötü şapkalarını takmışlar, fayton yüzüf ama herkesin elinde gazete var. Ya yani bu bundan işte 120 sene falan öncesi ve herkesin elinde gazete var. Şimdi biraz ilerleyelim. Bu da 80'ler metro ıı, ortamı New York'ta gördüğünüz gibi walkmenlerini anlayabiliyoruz. 80'lerin sonu 90'ların başı olsa gerek. Ellerinde gene insanların Gazeteler var, gazete okuyorlar. Veya şuraya baktığınızda, bunda Nazi Almanyası'ndan ıı, herhalde, ıı, Alman kadınlar güneşlenirken bir yandan da gazete okuyorlar. Veya şuraya baktığımızda, ıı, bunun yılını tam bilemiyorum ama şuradan baktığımızda herhalde ıı, Bir Dünya Savaşı sonrası dönemde ABD, yo, biraz daha sonrası bile olabilir, İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD olsa gerek, ıı, herkes gazete okuyor. Ve bu hani sanata da sirayet etmiş, sanatta da işte yaşlı adam gazete okuyor falan diye şeyler çiziliyor. Ve hatta geçmişte benim çocukluğumun hani önemli çizgi filmi olan Jet yani geçmişin gelecek ta tasvirinde de insanlar gazete okuyor. Yani şunu görmüşler geçmişte, evet işte insan kağıttan okumayacak ama akıllarına ancak ne gelmiş? Kağıt bir gazeteyi bir ekrana yansıtmak Jet Hani uçan koltuk var mesela ama gazete ekrana yansıtılan basılı bir gazete. Bu kadar. Ama her yerde bu gazete var. Yani bunları biraz geliştirmeyi de düşünüyorum. Belki bir sergi falan da yaparız. Filmlere gidip bakın. Dizilere gidip bakın. Eskiden gazete çok merkezi bir yerde. Öyle çok eskiye de gitmeye gerek yok. Sopranoza gidin mesela. Hani şundan herhalde kaç sene oldu? 12-13 sene önce, 15 sene önce sezon finalini yaptı. Yani her bölüme Tony Soprano elinde gazetesiyle başlardı. ...mesela bu önemli. Ya da daha yakına gelelim... ...House of Cards dizisine gittiğinizde... ...değil mi? Dünyanın belki... ...gerçekten Donald Trump deneyimini yaşadıktan sonra... ...bundan emin değilim ama o zamana kadar hani... ...kurgu olarak yaratılmış en kötü siyasetçilerinden... ...birisiydi. Ve çok kötü bir... ...ABD başkanı olmuştu. Ee, Francis Underwood dizide... ...ki aynı zamanda katildi. Kendiliğiyle... ...birini öldürdü falan. Böyle bir insan bile... ...yani katil... ...her şeyi yapmaya muktedir ve... ...ABD başkanı oluyor... Washington Post Orta Doğu ıı, kıdemli muhabiri Beyaz Saray'a geliyor ve sizinle ilgili bir haber yazacak dendiğinde korkuyor mesela. Yani bu insanı korkutabilecek. insanın algı dünyasından bahsediyorum. Yani dizilere böyle yansıyor. Eski filmlerde hep şu vardı. Bu basına bir çıkarsa bitmişiz falan. Değil mi? Hatırlayalım. Yani bunlar gerçek e, ıı, Watergate skandalını gerçekten haberleştiren Bob Woodward ile Carl Bernstein. Iı, ki biz bunları işte Dustin Hoffman ve Robert Redford olarak biliyoruz filmden. Değil mi? Washington Post için çalışan The Post filmin The Post diyorum, başkan adamları filminden falan hatırlayabileceğiniz. Yani bir başkanı Nixon'ı başkanlığından edebilecek kadar toplumun hakkını savunabilen bir meslek grubundan bahsediyoruz. Ve hani bu meslek ekranlara taşınırken de böyle Robert Redford oynuyor falan. Hani çok cool bir meslek. Yani gazeteciğim dediğinizde insanlar hakkında çok çok iyi bir şey geliyor. Şimdi ise, şu grafiğe geleceğim ama şimdi ise düşünelim. Türkiye'de de bu arada eski gazeteci filmlerine bakın. Hani Kadir İnanır veya e, işte Uğur Dündar kendisini oynar mesela. Yakışıklı da bir insan olduğu için zaten çok böyle şıktır falan. Ya da işte şeye bakın. Gene çok uzak bir vakit de değil yani bu. E, Fi, serisinde de aslında tam düzgün dizide garip yansıtılmış ama oradaki gazeteci karakter mesela sonra baya baya bir şeyler yapıyor kitapta falan. Gerçi sonrasında milletvekili oluyor falan ama eee anlatmaya çalıştığım şey şu gazetecilik algı olarak da çok toplum için önem arz eden bir yerdeydi. Gazetecilik saygın bir konumdaydı. Bugün ise şimdi geçtiğimiz günlerde bir dizide gördüm. Şimdi hangi dizi olduğunu hatırlayamayacağım ama polis sorgusunda karşısındaki insana polis diyor ki bu ne kardeşim sen terörist misin adam mı vurdun bu kadar çok bir insanın sabıkası soruşturması nasıl olabilir Adam da abi bizim meslek böyle falan diyor. Ne mesleysen hırsız mısın, kaçakçı mısın, katil misin? Gazeteciyim diyor. Yani bugün medyada gazeteciliğin temsili baktığınızda ya sersefil halde perişan birisi ya da hapislerde çürüyen birisi. Yani korkulan bir şey olmayı da geçmiş zaten kendine hayrı yokmuş gibi. Gerçeklikte böyle olmayabilir ama algı düzeyini en azından buraya taşınmış Ve bu çok da uzun olmayan bir sürede gerçekleşmiş. Bunun sebebi nedir? Yani, Türkiye'de hadi siyasetten böyle Amerika'da da mı? Yani Hadi Trump döneminde de ABD'de ne baskısı görüyor bu e, insanlarda bu haldeler değil mi? Hadi Türkiye'de böyle Demokratik ülkelerde neden böyle? Atıyorum işte e, şundan 2-3 sene öncesine kadar Guardian neden küçülmekten bahsediyordu ya da işte 2010'lara geldiğimizde falan neden aa, hani haber merkezleri artık işte bildiğimiz anlamda habercilik yapmanın anlamı yok artık içerik üreteceğiz falan gibi şeyler söylüyordu Biraz bunu düşünmek lazım. Şimdi bunun bazı küçük ipuçları var. Nedir bu? Konda'nın mesela yapmış olduğu şu araştırma, bu gazete okuma tabii. 2008 ile 18 arasındaki dramatik düşüş her, her şey değilse de birçok şey anlatıyor. Bildiğimiz anlamda basılı gazete zaten okunan bir şey olmaktan çıkmış. Yani e, tirajlardan da kendini belli ediyor. Yani iktidar tarafından kontrol edilmeyen medyaya baktığımızda Sözcü Gazetesi'nin bir anlamlı gerçekten tirajı var. Onun dışında işte Cumhuriyet geliyor arkadan. Diğer hani bizlerin e, belki de çok takip ettiği hani Twitter'da domine eden birçok haber mecrası gazete için hani günlük tiraj çok 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 hani kaç tane çok diyeceğim bilmiyorum ama çok düşük. Şimdi bu bir yandan sorun. Bir yandan da sorun olmak zorunda değil. Neden? Başa dönelim. Şuraya. Şimdi gazete okuyor dediğim insanlar şunları okuyor. Eline kağıt bir parça, kağıt bir işte gazete var, kağıt, kağıt okuyor, kağıt okuyorlar, kağıt okuyorlar. Ama burada işte je, e, şeylerin, jetgillerin babası kağıttan okumuyor, ekrandan okuyor mesela, ama aynı şey yok. Ya da bu insanlar mesela zamanında yaptıkları haberciliği düşünelim, başkanı devirecek kadar önemli. Bunu kağıt üzerine işte yazılmış mürekkepli yazılar ile gerçekleştirirler. Peki bu çok önemli mi? Yani kağıt üzerinde yapmayıp da bunu internetten yapsalardı o gün internet olsun çok bir şey değişir miydi? Aynı etki yaratırdı gene 3 aşağı 5 yukarı. Fark ne? Peki kağıdın ne önemi var burada? Önemli olan insanların nereden okuduğu değil. Yani mesele kağıdın kaybolmuş olması değil. Mesele gazeteciliğin icra edildiği haliyle bu ekosistemin henüz o kağıttan sonraki geçişi sindirebilmiş, özümseyebilmiş olmaması. Biz bunu diğer sektörlerde de yaşadık ama yani yetenler bilecek şimdi değil mi 2000 herhalde 5 falan civarı Napster'ın, Napster ile Lars Ulrich Metallica arasında yaşanan sıkıntı ya siz bu bizim müziklerimizi indirtiyorsunuz bedava da bunların hepsinin lisans yayın hakkı var nasıl olacak diye dava açtı ve kazandı Metallica. Bugün Spotify diye bir şey varsa o gün o davanın sonucu mesela o gün herkes kızdı Lars Ulrich'e. Sen zaten trilyonların var ne hakla bir lisans bedelini istiyorsun falan. Yani onun trilyonlarını falan bilmiyorum ama hani bütün müzikler gerçekten o şekilde indiriliyor olsaydı ve herhangi bir hani konser dışında gelir şansı bırakılmasaydı herhalde dünya için çok da iyi bir şey olmazdı. Çünkü o kadar çok hani bu, bu sanat eserlerini üreten insanlar ne yapacaktı bu durumda? Bugün Spotify sayesinde hani mikro ödeme dediğimiz şeyler bunun büyük bir kısmı çözüldü. Aynısı oyunlar için de geçerliydi değil mi? oyun indirilen, cracklenen bir şeydi. Bugün hani döviz kuru kötü olduğu halde, Türkiye aleyhine olduğu halde gene de PlayStation ya da Steam'den indirilip oynanıyor. İyi kötü bir şey veriliyor, oynanıyor. Ya da dizi ya da sinema endüstrisi için düşünelim. Yani HD film cehenneminden Netflix ve Blue TV'ye giden serüvenimiz bizim 3-4 senede oldu. Türkiye'de kimse yapmaz bunu diyorduk. Değil mi? Kimse para vermez ...diyorduk. Veriyormuş yani bugün kaç 4-5 milyonlara ulaştı Netflix e abone sayısı yani Acun Ilıcalı bu işe girdiğine göre demek ki bu gerçekten toplumun her kesimine yavaş yavaş sirayet etmeye başlayan bir şey. Ama gazetecilikte biz bunu yapabildik mi? Yapamadık. Dünyada da en arkadan gelen gazetecilik oldu ama biz bunu henüz beceremedik. Şimdi biraz isterseniz şuna bakalım. Ben burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdiye kadar ne dedim? Gazete gerçekten okunan bir şeydi. Gazeteci çok prestijli bir iş yapıyordu. Ve iyi paralar kazanıyordu. Hakikaten önemli bir yerdi. Bu Türkiye'de de böyle bu arada. Ee, yani biz geçtiğimiz sene bir J raporu podcasti için e, konuk ettiğimiz eski e, Doğan Haber Ajansı herhalde e, genel müdürlerinden birisi olsa gerek. İklas. Pardon An Anadolu Haber Ajansı olabilir. Ee, şöyle bir şey söylemişti. Ajansın küçük bir ildeki muhabiri valinin üç katı para kazanıyordu. 90'lardan bahsediyoruz. Ya da Hürriyet için hep anlatılan bir şey vardır. Hürriyet gazetesinin muhabiri bir şehre gittiğinde 5 yıldızlı otel varken 4 yıldızlı da kalırsa Ertuğrul Özkek şahsen telefon açıp azarlarmış. Sen bu gazetenin prestijini niye ayaklar altına alıyorsun? Yani maddi olarak bu durumda olduktan sonra insanlar da çok daha rahat adım atabiliyorlar tabii ki. Arkanda büyük bir kurum var sana destek oluyor. Sen de zaten rahat bir durumdasın. Kalifiye bir ee insansın ve işini ona göre yapıyorsun. Diğer türlü, işte bugünkü prekerlik halinde bu işin yapılması zor. Şimdi geçmişte bu böyle. Dünyada böyle, Türkiye'de de böyle. Ve haber önemseniyor. Haberci önemli, prestijli. insanların genel algısı böyle. E bugüne geldiğimizde ise, şimdi eksik olan ne? Bu kadar kazanamıyor haber merkezleri. Kesinlikle çok çok daha kötü bir durumdalar. Sebebini konuşacağız. Gazetecinin algısı da kötü. Peki haberi olan ilgi az mı? Şuraya bakınca Azmış gibi duruyor gerçekten. Değil mi? Ama burada aslında anlatılan ne? Basılı gazete. Ya da Reuters'ın 2018'de çıkmış bir araştırması vardı Reuters Enstitüsü'nün. Türkiye haberden en çok kaçan ülke olarak çıkmıştı. Ama orada metot ve örnekleme dair bazı sorunlar olduğu için bunu böyle olduğunu düşünüyorum. Bir daha da böyle çıkmadı zaten bu. Şimdi bakalım hakikaten insanlar habere önem vermiyorlar mı? Ee, şurada bazı ipuçları var. Yani şuna baktığımızda Haberi nereden tükettiklerine bakıyoruz. Bu da Reuters araştırması. Benzer metodolojik sorunları bunda da var ama Reuters araştırmaları şöyle okuyabilirsiniz. Daha çok kentli, beyaz yakalı, üniversite mezunu gelir düzeyi yüksek olan insanlara sorulmuş gibi düşünebilirsiniz. O insanlar arasında baktığımızda e, haber kaynağı olarak basılının e, yani bu sadece bir kez olsun kullandınız mı diye bakıldığında iyi kötü hepsi var ama en çok internet. Asıl şurası önemli. Pardon. Asıl şurası önemli gene. En başlarda hani internetin hemen yanında kocaman bir televizyon var. Yani Türkiye'nin hala bir televizyon toplumu olduğunun herhalde en önemli delillerinden birisi bu olsa gerek. Şu kısım önemli. Hani formata ve tüketilen mecraya bakıyoruz ya. Ee, orada zaten şöyle bir durum da var. Yaş yaşa göre dağılımına baktığımızda ya da insanların nereden eriştiklerine baktığımızda bir yıllar geçtikçe mobilin arttığını görüyoruz. İkincisi de gençlerin yani yaş küçüldükçe mobilin daha çok kullanıldığını görüyoruz. Basılı dediğim şey ekseriyette belli bir yaş grubunda kalmış ve aşağı hiç sirayet etmiyor. Aynı yaş grubu aynı zamanda en çok televizyon izleyen ve en çok da bir bilgisayardan habere giren insanlar. Öbür tarafta daha az televizyon izleyenler basılı hiç okumayanlar. Haberleri ise ekseriyette bir telefondan bir akıllı telefondan tüketenler, gençler. Şuraya baktığımızda televizyon kısmı daha da net gözüküyor. Birincil haber kaynağı, ki bu insanlar ekseriyetle iktidar partisinin seçmenleri değil, genellikle kentli, e, üniversite mezunu, o orta üst gelir grubu ve e, iktidar partileri dışındaki gruplara oy veren insanlardan bahsediyoruz. Onlar arasında dahi en... Yani birincil haber tü tüketme kaynağı televizyon. Bunu iktidar partisi tabanına baktığınızda 75-80'lere kadar çıkıyor. Türkiye hala bir televizyon toplumu. Bunu hep cepte tutmamız gerekiyor çünkü e, kitlemizi bilmeden onlara ulaşmak zor. Yani bunu şu anlamda söylüyorum. İnsanlar hani şöyle bir algı var ya olay TV'ye ne gerek var? E, zaten televizyon izlenen bir şey mi? Veya işte yahu o kadar çok kanal var ama hepsinde de aynı insan aynı şeyi söylüyor. Hükümet de bunları bu kadar destekliyor ama propaganda aracı bile değil bunlar. Hiçbir etkisi yok falan. Böyle deniyor ya. Ya da o kadar diziye para veriliyor. Ne gerek var falan. Ya da işte zaten biz haberleri işte e, şu şu.com.tr, bu bu.com, şu şu bilmem ne YouTube sitesini, YouTube yayınından alıyoruz falan. Ya da işte podcast bu İyi güzel tamam ama e, yani son tahlilde nice, e, nitelik önemlidir ama nicelik kendi başına... Zaten niteliği de belirler. Yani belip sayının altında kaldığınızda o e, mecranı potansiyelin potansiyelini de henüz dışarı çıkaramıyorsunuz. Televizyon muazzam etkili. Neden? Türkiye'nin yarısı hala düzgün şekilde internete erişmiyor zaten. Türkiye ortalama eğitim düzeyine baktığımızda erkeklerde ortalama eğitim yılı 7.2, kadınlarda 6.2. Demek ki 6.7 yıl bu da ne demektir? Orta mektep terk değil mi? ...orta okul diplomasına sahip olmayan milyonlarca insandan mütevellit bir toplum ki... E, ...kadınlar arasında okuma yazma oranında %90'larda falan... ...o %10'unun okuma yazma da bilmediği... ...ya yani onu da geçtim. Türkçe dahi konuşamayan çok insan var. Yani e, şimdi eğitim sistemimiz de her yere yayılmış. Dünyanın en kötü ülkesi değil kesinlikle eğitim açısından Türkiye ama... ...hani biraz bu ortalamaları da düşünmek lazım. Türkiye düşük eğitim seviyesine sahip, düşük gelir seviyesine sahip bir ülke... Ve doğal olarak bu insanların hani internet erişimi zaten yok. Gazete okumak vesaire falan çok kolay şeyler değil. E, radyo mavi falan da bitmiş. Ne kalıyor geriye? Televizyon. Televizyon karasal yayın deneniyle en yaygın ağa sahip olan pasif tüketime de müsaade eden. Yani siz televizyonda dizi izliyorsunuz bir yandan top haberler geliyor. Haberi de tüketiyorsunuz ya da yanından geçerken duydunuz. Ya da berbere gittiniz orada da açık kahvehaneye gidiyorsunuz Anadolu'da mesela televizyon açık, hastaneye gibi televizyon açık. Hapishanede bile bir köşede televizyon var mesela. Televizyon gerçekten pasif tüketime müsaade ettiği, çok bilişsel beceri gerektirmediği, aynı zamanda da okur yazarlıkla hiçbir alakası olmadığı için en kolay tüketilebilen e, mecra. Haberin de burada en çok tüketilmesi doğal. O sebepten belki de hani bütün Fatih Portakal, Fox TV, Olay TV vesaire e, biraz buradan da okuyabiliriz. Yani bunun çok önemli olduğunu söylemek lazım hala. Ama bu hep böyle olacak anlamına gelmiyor. Son 10 senedik inmeye baktığımızda 10 sene sonra biz bambaşka bir resimle karşı karşıya olabiliriz. Ama orada şu var. Evet televizyon e, belki de bildiğimiz anlamda televizyon olmaktan çıkacak ama bugün YouTube yayınlarına baktığımızda onlar da televizyon gibi yayın yapıyorlar zaten. Türkiye televizyonu anlamda bitmiyor. Hep pasif tüketime yönelik ve hep bir görsellik üzerinde. Bunları biraz akılda tutmak lazım. Şimdi Buraya kadar olan kısımda şöyle bir hani giriş yapmış olduk aslında. Şimdi şöyle bir şeyden bahsedelim isterseniz. Yeni medya kavramı, değil mi? Devamlı işte gazetecilik ve yeni medya. Ben yeni medya bölümünde öğretim görevlisiyim bu arada. Böyle bir kavram var. Yeni medya ile ilgili de en çok söylenen şey ne? Yani en çok sorulan soru şu olsa gerek herhalde. Yeni medyanın nesi yeni, değil mi? Çünkü yeni medya ile ilgili um, makaleler baktığımızda 90'larda falan hani ortaya çıkıyor ama daha öncesinde de kullanılan bir kavram. Yani insana şöyle diyor ya yeni medya yeni medya konuşuyorsunuz da eski medya Çok haklı bir soru değil mi? Yani baktığınızda mesela tarihi de böyle dönemlere ayırıyoruz ya ilk çağ, orta çağ, bilmem ne falan. Yeni çağ demişiz. Sonra eskidi için yakın çağ diye bir şey çıkarmak zorunda kalmış. Bir şey yeni demenin en büyük sıkıntısı bir süre sonra eskicek olması değil mi? Mesela bütün Osmanlı tarihinin sonlarına baktığınızda modernleşme hareketleri falan. Biz böyle orduları da hep ıı, yenileriz değil mi? Nizamı cedid the new order demek. Yeni nizam demek aslında. Yeni bir tarafı ki. 300, 250 300 senelik bir şey bu sonuçta. Yani bir şey yeni denizde eskiyor. Yani ıı, Sahra-i Cedid de öyle o anlamda. Orası da yeni olduğu için. Yani zamanda yeniymiş. Ya da işte ne bileyim yeni cami falan. Hani bu tarz bir şey yeni koyarsanız adı, adlı, isimle ilgili teknik bir sorun yaratıyor. Burada da aynısı var aslında. Şimdi yeni olan ne? Burada biraz onu konuşacağız. Ama önce şundan bahsetmek istiyorum. Başa bağlayalım. Biz zihnen bu kadar hızlı bir dönüşümü algılayamıyoruz. Bu o kadar böyle ki 70'lerde falan ciddi bir gündem oluşturuyor. Yani Alvin Toffler'in işte Gelecek Şok'ta Future Shock isimli eseri mesela tamamen bununla ilgili. İnsanlar diyor bu kadar hızlı dönüşümleri sindiremezler. Yani normal insan böyle çalışmaz zihni. Sindiremeyecekleri için de birçok anomaliyle karşılaşacağız. Büyük toplumsal sorunlarla karşılaşacağız diyor. O dönemde bir şeylerle karşılaşmışlar ama aslında deni söylediklerini biz bugün yaşıyoruz. Yani bütün o post-truth, işte popülizm yükselişi, işte fake news, şu bu falan. Bütün bunları biraz böyle düşünmek lazım. Toplumun teknolojiyle olan ilişkisindeki ıı, asimetrik yapı nedir bu? Yani bir tarafta teknoloji nedeniyle verim çok artıyor, otomasyon artıyor. Ama bu insanlığın genel faydası için o kadar belki kullanılamadığında muazzam bir işsizliğe de sebep oluyor. Kocaman kocaman işsiz kitleler, büyük bir eşitsizlik vesaire. Üstüne bir de bu kitlelerin alışık olmadıkları bir enformasyonel alanda, yani düne kadar bütün haberi televizyondan birisi veriyor, gazeteden veriyor. Bir anda herkesin bir şey söyleyebildiği bir ortamda işte ABD'de de mesela yaşayan nedir? Popülizm o müthiş yükselişi ve hiç olmayacak, akla hayale gelmeyecek komplo teorilerinin insanların zihninde paralel bir gerçeklik yaratması. Değil mi? Bugün ABD'de sorulduğunda insanların e, yani Cumhuriyet seçiminin neredeyse yarısı gerçekten seçimlerin çalındığını düşünüyor. Hadi onlar çalındığını düşünüyor falan çok önemli değil. ABD kongresinde bugün iki milletvekili diyebileceğim insan QAnon destekçisi. Yani nedir bu? Bu insanlar gerçekten Hillary Clinton, işte ıı, Bill Clinton, Joe Biden falan bunların hepsinin ıı, bir pedofil ve yamyam bir tarikata üye olduklarını düşünüyorlar. Yani insanlar hakkında ıı, yani hiçbir siyasetçiye kefil olmak gerekir ama zannediyorum ki herhalde bu gerçek değildir diye düşünüyorum. Yani bu kadar garip bir şeye de bu kadar yaygın insan inanabilir olması ancak bu gelecek şoku dediğimiz şeyle açıklanabilir. İnsanlar bu değişim dönüşümü kavrayamadılar. Yani o WhatsApp gruplarında durmadan halanızdan dayınızdan gelen saçma sapan asılsız haberler de biraz bununla alakalı. Neden? Bu insanlar kendi kuşaklarında haber denen şeyi şöyle tahayyül ediyorlar. Zaten üretmesi zor bir şey değil mi? Yani koca gazeteyi basacaksın edeceksin ya da yayın yapacaksın. Ee, yani bir yalan olacaksa biraz destekli bir yalan olmasın. Çünkü bu kadar saçma bir şey için kim buna uğraşır ya da bu üretilemez ki diye düşünüyorum. Oysa bugün herhangi bir konuda herhangi bir bilgi kırıntısını saçma sapan da olsa yaymak için hiçbir şey yapmaya gerek yok. Yani hatırlayalım işte bir ara deprem değil mi? Geçen sene vakitler deprem konuşuyorduk. Ne dolaşıyordu? Whatsapp'ta işte merhaba ben Ayça'nın abisiyim. Ayça kim bir kere onu bilmiyoruz yani. Ayça'nın abisi diye biri varmış. Bu deprem bilmem necisiymiş ve bize bir şeyler söylüyor. Yarın şu saatte deprem olacakmış falan. Bir anda ses kaydı. Yani bunu ben şu anda yapabilirim. WhatsApp açar bir ses kaydı atarım ve dolaşıma girer. Bu kadar kolay üretilebildiğini insanlar fark ediyor. Ya da ne kadar kolay ses, görüntü, fotoğraf manipülasyonu yapılabildiğinin belki de farkında değiller. Öyle bir noktaya geldik ki herkes bir şey söyleyebiliyor. Herkes bir şey üretebiliyor. Ve bu da enformasyon alanı muazzam bir şekilde zedeliyor. Şimdi şuraya bir dönelim. Burada neyi görüyoruz? Teknolojilerin alttaki teknolojilerin 50 milyon kullanıcıya erişme süresi. İşte burada gittikçe azalan bir şey görüyoruz. Bunun içine Facebook ve işte Angry Birds falan da koyanlar var. Onlar zaten altyapının üstünde çalışan küçük şeyler, içerik türleri olduğu için onları saymamak lazım. Bu değişimin sebebi önceki altyapıyı bir sonraki teknolojinin kullanıyor olması. Yani zaten belli bir emek verilmiş. Yani telefon hatlarını siz çekiyorsunuz bir kere. Aynı hat üzerinden mesela e, bu sefer internet yani ilk 90'lar ve 2000'lerin başını düşünelim. İnternete nereden bağlanıyorduk biz? Telefon hatları üzerinden bağlanıyorduk değil mi? Dıdıdıdı dı 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 diye bir ses çıkarıyordu mesela. Ama elinizde zaten kablo var. Müthiş kolaylık. Ya da ilk telefon hatları da mesela telgraf hatlarından besleniyor. Ya da mesela radyo yayını yapıyorsunuz siz. benzer şekilde televizyon da gelip onun üzerine hani bütün o antenlerini falan aynı altyapının üzerine kuruyor. Hem alttan gelen bir altyapı var. Hem Kullanıcılar arasında yani tüketici arasında bilinilik var hem de gelen bir know-how, e, bilgi birikimi var. Bu sebepten teknolojinin gelişim hızı gittikçe artar. Ray Kurzweil falan gibi e, bazı fütüristler de mesela buna işte artarak ivmelenen hız derler. Yani hızın kendisi sadece artmıyor, hızın artma hızı da artıyor. Biz de bu sebepten artık şey durumundayız. Yani şu anda bizim için, yani şöyle söyleyeyim eski bilim kurgu mesela eserlerinde insanlar bir şeyler görünce şaşırıyorlardı. Değil mi? 80'lerde falan hala vardır mesela uçan araba görürsün falan şaşırılır. Bugün mesela ben sizin önünüze ne koysam, nasıl bir teknoloji koysam şaşırırsınız. Bence şaşıracağınız hiçbir şey yok. Yani bir insan mesela ne bileyim bilmiyorum ya ölüyü diriltseler mesela falan denirdi. De bir yere kadar yani gerçekten o kadar hızlı bir dönüşüm gerçekleşiyor ki asıl hiçbir şey değişmezse şaşırırız gibime geliyor. Bir anlamda o böyle bir nihilizme de evrilmiş gibi her şeyin değişmesi çok alıştık ama bunu anlamamaya da alıştık. Bu bizim için gibi bir şey. Bir şeyler değişiyor ve biz kenardan bakıyoruz. Şimdi yeni medyanın ne olduğu sorusuna buradan tekrar gelecek olursak bu kadar hızlı değişiyorsa değil mi? Yeni olan ne burada? Onu biraz kavramak zor. Wikipedia'ya falan baktığınızda garip garip tanımlar ve yeni medya bilgisayarların işlem gücü olmadan oluşturulamayacak veya kullanılamayacak olan ortamı. Yani bu korkunç bir tanım. Ee, Hiçbir şey anlamadım ben bundan. Yani bu akademik falan değil. Bu bir bilmiyorum. Boş gösteren gibi bir şey. Hiçbir anlamı yok. Yani tam olarak bir şey söylemiyor. Ya da mesela akademisyenlerin çok sevdiği literatürde böyle şey çok görürsünüz. Hakkında nasıl konuşacağımızı henüz kestiremediniz. Medya olarak tanımlayabiliriz demiş Peter insan Teşekkür ediyorum hocalarım ama siz de hiçbir şey söylememiş oldunuz zaten şu anda. Bu bir tanım değil. Yeni medya böyle tanımlanamaz. Peki şöyle bir soru soralım. Bunlardan hangisi yeni? Mesela 80'lerden beri hayatımızda var olan internet mi? Cep telefonları mı? Web mi? Sosyal medya mı? Akıllı telefonlar mı? Tabletler mi? Akıllı saatler mi? Ya da işte ev asistanları mı? Ev asistan dediğimiz Alexa vesaire falan. Siri falan gibi. Şimdi bunların hepsi kendi başına muazzam bir devrim sayılabilir. Ama şöyle düşünün bu Elon Musk'ın Neuralink dediği şey yani insan beyniyle doğrudan elektronik cihazların etkileşim halinde olabilecekleri bir arayüz yapıldığını düşünün. Bu mesela bayağı devrimsel bir şey olur İnsanlar bir tek bunu gör, bir kez bunu gördükten sonra geri dönüp baktıklarında şey demezler ne kadar naifmiş ya bu insanlar cep telefonunu ellerine aldıklarını bu devrim zannetmişler derler. Doğal olarak tabii ki de yani ki bu enformasyonla ilgili bu devrim söylemi ve bunun böyle e, bir kısmı süper teknoytopis bir şekilde bütün dünya bununla değişecek. her şey çok güzel olacak algısı ve onun karşısında bunun korkunç bir şey oldu ve toplumu tamamen bozacağı şeyi hiç öyle son 30-40 yılla falan alakalı değil. Yani Plato'ya gidin mesela. Plato neden şikayet ediyor? Yazıdan şikayet ediyor. Ya yazı diye bir şey buldular. insanların hafızası zayıfladı. İnsan zihni köreliyor diyor mesela. Plato söylüyor bunu. Şimdi Hani demek ki bu hiç de yeni bir tartışma değil. Peki burada hakikaten yeni olan nedir? Söyleyelim. Yeni olan şey dijital kavramı. Dijital dijital diyoruz. O da tabii dillere pesenk olmuş bir halde. Özellikle e, kusura bakmasından pazarlamacılar yıllarca bu sene dijitalin yılı olacak falan diyerek lafın anlamını tüketti. Ne demek dijital? Dijital cool olan her şey demek değil. Dijital bir ve sıfırlardan oluşan içerik türlerini anlatmaya yarayan bir kavram. Zaten digitten geliyor değil mi? Bunun ne önemi var? Şimdi onu anlatmaya çalışacağım ama sonda varacağım yeri söyleyeyim. Enformasyonun yani bilginin üretilmesi, kopyalanması ve dağıtılmasında bütün süreci çok ucuzlatan, çok hızlandıran ve kolaylaştıran bir etkisi olmuştur. Biraz önce anlattığım bütün bu future shop, işte post truth, ağzına ağzı olan konuşuyor, herkes bir şeyler söylüyor, her tür komplo yayılabiliyor ya da insanların işte medya güveni azalması bunların hepsi bununla alakalı. Neden? Eskiden dünyanın en inandırıcı komplo teorisine sahip olsanız, müthiş popülist bir ajandanız da olsa, insanları ikna edecek çok güçlü bir söyleme de sahip olsanız size kimse söz vermediği sürece hiçbir etkiniz olmuyordu. Değil mi? Hitler gibi adım mesela o kadar yükselebilmesi toplumsal olarak birçok şeyin sonucu ama bir yandan da radyo gibi bir cihaza erişiminin olması. Ya da öbür tarafta düşünecek olursak Bill Clinton'ı başkan yapan şey değil mi? Arkansas valisi dediğiniz adamın ne önemi var yani? Kimse bilmez normalde bunu. Nedir? Saturday Night Live'a çıkıp ya da muadili programı çıkıp saksafon çalmasıydı mesela. Veya işte aa, hep şöyle denir. New York Times'da asla var olmayan birisi ya da CNN çıkmayan birisinin ABD başkanı mümkün, olması mümkün değildir. Ama Donald Trump olabildi mesela. Neden? Çünkü artık o araçları ihtiyaç duymadan da kendiniz var olabiliyorsunuz. Sadece Twitter'dan şeyler yazarak da var olabiliyorsunuz. Kendi gündemimizi insanları dayatabiliyorsunuz. Neden? Herkesin eline bir megafon e, megafon verdik ve bir şekilde insanlara ulaşabilecekleri araçları var. Ha megafonla ne söylediniz tabii çok. Megafon iyi bir örnek bence. Neden? Ee, gerçekten hani birazdan anlatacağım ilgi ekonomisi kısmıyla alakalı olarak ancak bağırarak ya da haykırarak ya da kısa kısa şeyler söyleyerek insanların o an dikkatini çekerek bir şey söyleyebiliyorsunuz. Yani oturup karşılıklı bir konuşma veya işte mektup yazmanın getirdiği o sakin iletişim biçimi yok. Bugün her şey çok yüksek tondan ve provokatif olarak söylenmesi gerekiyor ki insanlar biraz şey gibi yani pazara çıktıkta işte yan yana 20 tane domatesçi domates 50 diye bağırıyor mesela. Biraz buna benzeyen bir ortamın içerisindeyiz. Şimdi bu 1 ve 0 meselesini döneceğim ve tarihselleştirip günümüze getireceğim. Mur göre her sene e, yarı iletken transistörlerin kapasitesi iki katına çıkar fiyatları sabitse veya şeyi sabitse fiyatı yarısına iner. Gerçekten de böyle olmuştur. Son 10 yılda bunun tam olarak böyle olmadı gözükse de e, bilişim devriminden sonra her sene yani çok basit örnek yani flash disklerin fiyatına bakın yani 500 GB Değil mi? Seni aynı fiyata iki katını alırsınız. Biraz bunda da teknoloji birbirinin üstüne biner. Ayşe Selçuk sormuş. Alternatif medya sadece dijital medya. Alternatif medya ile dijital alakalı olmakla birlikte aynı şey değil. Alternatif medyanın ne olduğu çok tartışılıyor. Bence çok kötü bir kavram açıkçası. Ee, Türkiye'de özellikle tamamen bir bataklık olduğunu düşünüyorum ben bu konuda e, söylenen şeylerin. Neden? Yani hepsi değil tabi anlamış Çok kafa karıştırır. Ne demek alternatif? Yani biz ana akımın tarifini yanlış yaptığımız için alternatifini tanımını yanlış yaptık. O ana akım hususunda Kadri Gürsel'in e, bir yazısı vardı. Ben o çizgiye daygınım. Ana akım şu demek. Ana akım deyince bizde şöyle bir şey geliyor akla. İktidar işbirlikçisi satılmış işte penguen gösteren falan değil mi? Ana akım bu değil. Ana akım bunun hiçbir alakası yok. Ana akım şu demek teknik tabiriyle. Toplumun genelinin ekseriyetinin farklı politik kutuplarında olsalar düzenli olarak takip ettiği ve hani toplum gündeminin belirlendiği biraz daha merkezde olan yaygın, güçlü mecralar. Bu. Yani nedir bu? Türkiye üzerinde baktığımızda 2010'a kadar olan süreçte bakınca hürriyet ve o grup yani o hürriyet, millet vesaire televizyonda da işte kanalda CNN, Türk, NTV falan bu. Dünyada nedir bu? CNN, Fox, New York Times, Washington Post, Guardian, BBC şu bu. Yani en çok herkesin izlediği neyse o. Onunla ilgili şöyle yaygın dense daha doğru olabilir. Doğru. Ee, güzel örnek 2010 senesinde mecliste yapılan bir araştırmada mesela o zaman mecliste par şey, e grubu olan dört parti AKP, MHP, CHP, HDP milletvekilleri arasında yapılan ankette yüzde doksanı bu insanların her gün Hürriyet Gazetesi'ne baktıklarını söylüyorlar. Bugün böyle bir yer var mı mesela? Meclisteki milletvekillerinin yüzde doksanın baktığı aynı bir yer olabilir mi bugün sizce? Ya da hürriyet okuyorlar mıdır? Hiç sanmıyorum. Bu biraz bu. Ee, şimdi ana akımı öyle tarif ettikten sonra alternatif olan da nedir? Alternatifle ilgili şöyle kafa karışıklığı vardı. Ana akım işte televizyon ve gazetede en çok yaygın olanlar. Alternatif de bu olmayıp internette olan. Hayır bu değil. Onun adı digital born. Dijitale doğanlar değil mi? T24, diken, duvar, medyoskop bunlar dijitale doğan mecralar. Yani hiçbir zaman bunların konvansiyonel, analog halleri yoktu. Doğrudan dijitale doğdular. O başka bir şey. Alternatif olan o anlamda dijital olmak zorunda değil. Ana akım alternatif bir şey gibi sunulmuştu falan. Çok anlamı olduğunu sanmıyorum bu tartışmanın. Bizi kafamızı çok karıştırdığını düşünüyorum. Bence e, yani medya alternatif bilmem ne diye tarif etmek biraz fazla Türkiye konjonktürünü e, önceleyip genel böyle evrensel bir kavram sunma olmakla ilgili. Yani ABD'de alternative media falan diye bir laf pek edilmiyor yani şu an. Öyle bir öyle bir dünya yok. Yereldir, ulusaldır, dijitaldir, analogdur. Bunları konuşuyorlar. Alternatif ben çok kafa karıştırıcı. Ve durmadan bizde de şöyle bir gazeteci şöyle bir şey dayatıyor sanki. Alternatif ol. Neyin alternatif olsun? Yani o şey gibi ulaşmasın mı bu insanlara yani? Daha geniş kitleye ulaşmak istemiyor mu? Daha güçlü bir haber merkezi olsun istemiyor mu? Daha çok kaynağı olsun istemiyor mu? Ben artık alternatif deyince aklıma hep şey gelmeye başladı. Yani ben bir tane blogum var, yazıyorum. Yani bu bununla kısıtlı olmalı bence. Kadri Gürsel'in yazısını paylaştığınız için teşekkür ederim. Sonrasında orada Birikim Dergisi'nde devam eden polemik de olmuştu. Özellikle daha böyle ortodoks, Marksizm'den gelenler tarafından yaftalanmıştı da. Ee, orada kuramsal bir tartışma olduğu için iki tarafın da görüşlerine saygı durmakla birlikte ben Kadri Gürsel'in bu pozisyonunun daha gerçekçi ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani dünyanın... Ee, alternatif medyalardan ziyade New York Times gibi büyük sorgulayıcı ve gerçekten toplumun hakkını güçlü yani güç odaklarına karşı savunulacak güçlü organlara ihtiyacı var. O tekrar başkanın adamları filmine dönecek olursak yani orada Bernstein Washington Post'ta çalışmıyor olsaydı yani bilmiyorum yerel bir gazetenin muhabiri olarak nereye kadar siz Nixon hakkında soruşturma yürütebilirsiniz? Çok 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 şüpheli. Ha Türkiye'nin konjonktürü farklıdır. Bugün işte o anlamda büyük mecramız olmadığı için zaten yaşıyoruz sıkıntıyı ve hakikaten Türkiye'ye dair anlamlı haber üretebilen insanlar tırnak içinde alternatif diyebileceğiniz yer Bunu kabul ediyorum ama bu şekilde bir kavramsallaştırma kafa karıştırır. Onu bence tamamen devre çıkarabiliriz. Bir kişi daha bir şey sormuş. Peki şu anda basının etkisi sadece Türkiye'de mi azaldı yoksa dünyada da düşüşte mi? Basının etkisi hiçbir yerde azalmadı. Her yerde arttı aslında. Azalan şey kağıt tüketimi oldu. Yani habere olan ilgi her yerde arttı. Özellikle pandemi sürecinde. Şimdi ona tekrar geleceğiz zaten ama eşik bekçiliği basını yitirmiş olabilir medya bir yere kadar. Ama özellikle son ABD seçimlerinde ne kadar etkili olduğunu da gördük. Yani son tahlilde ABD başkanı CNN, Fox ve New York Times ama hepsinin öncesinde Associated Press Biden Arizona'yı kazandı deyince oldu. O günden beri Biden ABD başkan aslında. Yani hala öyle bir medya vardı. O anlamda düşünürseniz. Türkiye'de de mesela çok dramatik anlardı değil mi? Yani bakıyorsunuz darbe oluyor gene gidip TRT'nin işgal edilmesi gerekiyor. Niye böyle bir şeyle uğraşıyor bu insanlar önemsizliyse yani? Değil mi? Ya da öbür tarafta seçimler için böyle oturup televizyonun karşısında Fox TV'de işte İmamoğlu yüzde elli nokta bilmem ne yazsın diye niye bekliyor insanlar? Hiçbir önemi yoksa bunun. Ya da her şeyi geçiyorum. Hiçbir önemi yoksa Olay TV niye açılamıyor? Değil mi? Hiçbir önemi yok. Açılsın. Önemliymiş demek ki değil mi? İktidar için önemliyse yani baskı gördüğünüz yer önemli görürse sizin için de önemlidir bence diye düşünüyorum ben. Şimdi şu tarafa dönecek olursak. Şurada kısa bir tarihsel yolculuğa çıkarayım sizi. Yeni medya nedir diye sorulduğunda kafamızda bir şey canlanması için. 839 ilk kez fotoğraf denen şey yine pratikte kullanılabileceği cihaz Fransız Deger tarafından oluşturulmuş. Deger Type. Hatta ilk selfie çekilmiş. Yani bu da çok güzel. 1839 Deger Type. 1839 ilk selfie hemen arkasından geliyor. Bir yandan 6 sene öncesinde Charles Babbage isimli bir Britanyalı matematikçinin daha doğrusu mühendisin analytical engine diye geliştirdiği bir cihaz var. Bunun öncesinde de işte mechanical engine olması lazım. Böyle bir cihaz geliştiriyor ve işte her tür fonksiyonu hesaplayabilecek bir alet geliştiriyor. Hatta ilk fonksiyonu da bunun ilk fonksiyonunda bunun Ada Lovelace yazıyor. Yani ilk bildiğimiz algoritmayı yazan insanda bir kadın. Şimdi bu ikisi 6 sene fark oradan hani fotoğrafın kökleri, bilişimin kökleri. Değil mi? Güzel. Oradan bir e, yaklaşık ne kadar sıçalım? 60 sene kadar sıçrayalım. Bu sefer hareketli resme gidiyoruz. Lumière kardeşler ilk kez sinematografı icat ediyorlar. Ve sinematograf biliyorsunuz hem çekebiliyor hem de projeksiyon olarak yayabiliyor. Müthiş bir alet hemen de zaten gidip bunu işte ıı, fabrikadan çıkan işçiler bilmem gelen tren falan diye ilk filmleri çekiyor. Çok da arkadaşlar. Sinema ilk gösteriminden beri para kazanan bir sanat. Müthiş o anlamda. Hemen oradan 3-5 toplamışlar izleyenlerden. 60 sene fark var. Bu medyanın ilerleyişi. Fotoğraf, video. Bilişim de aynı şekilde gene hemen 60 senelik bir sıçramayla. Hollywood'in ABD seçim ABD nüfus sayımını ABD ABD'de nüfus sayımı 10 senede bir yapılıyor ve şöyle bir şey talep ediliyor. biz bunu biraz daha hızlı girmek istiyoruz. Çünkü şöyle bir kaygıları olmuş. Nüfus o kadar artmış ki elle saydığınızda bir önceki seçimi saymak iki sene almış ve hesaplamışlar. Pardon 7 sene almış. Demişler ki biz bunu bir 10 sene sonra tekrar on 11 sene falan sürecek. Yani bir sayımdan diğer sayıma kadar bu kartları işlemimiz bitmeyecek. O yüzden bunun için bir mekanik destek almamız gerekiyor deyip bu holerite gidiyorlar ve e, ilk kez soketli bir makineyle nüfus sayımına yardım etmesi isteniyor. Yani ilk süper bilgisayar diyebileceğimiz cihaz bu. Bak, baktığımızda 60 senelik sıçramalarla medya ve bilişim şöyle paralel kollardan ilerliyor ama birbirleri hiçbir alakaları yok şu anda gördüğümüz. Yani şununla bir önceki aletin hakikaten bir alakası yani. Şununla şunu Bununla da bunun bir ilgisi yok. Ta ki Alman Ruse ilk kez 933'te ilk dijital bilgisayarı icat edene gittik. Bunun önemi nedir? Artık biz bu noktadan sonra medya ve bilişimin bir araya geldiğini görüyoruz. Neden? Çünkü dijital bilgisayar bize şunu soruyor. Analog olan araçlarda çıktı nedir? Mesela sinematografik ile baktığınızda bir film değil mi bu? Diğerine baktığınızda ki de işte yani henüz film yok gene type'ta daha sonra e, Amerikalı rica ediyor o, o film rulosunu e, ama bir tarafta işte bir fotoğraf çıktısı var bir tarafta bir hani film rulosu video çıktısı var ses baktığınızda gramofon dışarı bir ses çıkarıyor sadece tek başına bir plak var orada mesela e, ya da gazete dediğiniz şey bir kağıt bunların birbiriyle hiçbir alakası yok değil mi? Dijital bilgisayarla birlikte ses, görüntü, hareketli görüntü, metin, fark etmez. Bütün içerik atomları mahiyetinde birdir. Hepsi bir ve sıfırdan oluşur. aynıdır Birbirine dönüştürülebilir. Neden? Çünkü temel yapı taşı aynı. Artık bir ve sıfırlardan oluşuyor her şey. Her şey birbirine içine girebilir, değiştirir. Yani eskiden biz bir tarafta e, hamur oynuyorduk mesela. Öyle tarif edeyim. Medya hamurdu mesela. Hamur hamura takıyordunuz falan. Büyük hamurlar yapıyordunuz. Diğer tarafta ise Bilişimse Lego gibiydi. Legolar takıyordunuz birbirine. E buradan buraya geçiş yoktu. Dijital bilgisayarla birlikte ise hepsi Jenga gibi bir şeye dönüştü. A tamamen standart e yapı taşları. Her şey birbirine dönüşebilir şu sattan sonra. Peki bunun ne önemi var? Önemi şu. Artık iktisadi bir tabir vardır. Marjinal üretim ve kopyalama maliyeti. Marjinal maliyet nedir? Bir şeyden bir tane daha üretmenin maliyeti. Değil mi? Yani işte bir araba daha üretilirse fabrikada bu bunun maliyetini de bunun marjinal üretim maliyetini denir. Artık biz yeni medya ile birlikte yani medya bilişimin birleşmesi ve dijital içerik ekosistemine geçmemizle birlikte bir şeyden bir tane daha üretmek maliyet sadece ekonomik değil hız olarak da emek olarak da sıfıra yakın. Ne demek bu? Gazete örneğinden düşünelim. Değil mi? Analog gazetenin üretim ve kopyalama ve dağıtım aşamalarını düşünün. Bir de dijitalinkini. Birinde kocaman bir matbaaya, makineye bir sürü ölü ağaca, kağıda ve bir sürü mürekkebe ihtiyacınız var. Bunlar pahalı şeyler ve zaman alıyor değil mi? Gece yani bilirsiniz gazetede çalışanlar 6'ya kadar falan çoktan vermeniz beklenir sayfa. En fazla maç falan varsa 8'e kadar falan beklenirler. Burada aramızda e-spor muhabiri arkadaşlar da var düzeltebilir beni ama en fazla maç beklenir ya da ABD başkanı seçimi varsa o kısım beklenir falan. 6'ya kadar iş bitecek de çünkü Anadolu baskı, dağıtım falan müthiş işler bunlar. Yani bayağı bildiğiniz kamyona bindir, işte trene koy, uçakla gitsin, gemiyle gitsin bayağı bir iş. Ve çok büyük de bir maliyet. Yani o gazeteden bir tane üretmiş olmanız değil mi? Elinizde işte ilk kopyası var onu çoğaltacaksınız sonra hiç kolay değil o iş bitmiyor. Ondan sonra bayağı bir maliyetli ve emek ve zaman yoğun bir iş var. E bugün baktığımızda nedir mesela? Şimdi ürettik değil mi? Elimizde bütün sayfalar hazır. Ben bunu yayınlayacağım diyelim ki dijitalde. Matbaa ihtiyacım yok, kağıda ihtiyacım yok, mürekkebe ihtiyacım yok. Ne ihtiyacım yok? WordPress'te publish tuşuna basıyorum. Bir anda sonsuz sayıda kopya göndermiş olan dünyaya. Maliyeti ne oldu bana bunun? Sıfır. Yani ilk nüsayı üretmenin maliyeti tabii ki çok yani bir sürü muhabir çalıştırmam gerekiyor haber merkezi şu bu falan zaten asıl maliyeti o da kopyalamak ve dağıtım sıfır bitti bu iş bitti bu bir yandan gazetecilik anlamında hani kolaylaştıran bir tarafı var evet büyük bir maliyet yükünü alıyor sizden ama bir yandan da herkesin eline verildi bu alet sadece gazetecilere değil ki herkes bugün medium hesabı açabilir her gün herkes bir ekşi sözlük yazar olabilir herkes bir twitter hesabı açabilir yani açın söyleyecek bir şeyiniz varsa söyleyin. Şimdi baktığımız zaman pandeminin ilk aylarında mesela ben neden dışarıda çalışmak zorundayım? Benim kabaatim ne? diyen kamyon sürücüsü arkadaşımız değil mi? TikTok'tan açtı söyleyeceğini söyledi. O gün için tek başına bu insan gündem oldu. Herhangi bir siyasetçi söyleyebileceğin daha fazla laf söylemiş oldu. Herhangi gazetecinin söyleyebileceğinden daha fazla laf söylemiş oldu aslında. Neden? Bunu söyleyebilecek imkanı vardı. Eskiden olsa bu insan ne yapacak? Cumhuriyet gazetesine mektup yazıp okur görüşü gönderebilir en fazla. Yani o da yayınlanırsa. Bu insanların erişimi yoktu. Kocaman bir bariyer vardı. Medya gerçek anlamda eşik bekçisiydi. Medya istemezse haber olamıyordunuz. En güçlü dönemini düşünelim 90'lar. Gerçekten de Hürriyet Gazetesi'nin hükümet değiştirme gücü vardı. Nasıl çerçevelediği, haberi nasıl yaptığı çok önemliydi. Bugün aynı etkiden bahsetmek çok mümkün değil. Çok etkisi var ama kısıtlı. Yani 10 sene sonra baktığımızda daha da kısıtlı olacak. Çünkü daha da tabana yayılıyor. Yani bütün bu Instagram'da, YouTube'da, Twitter'da, podcast'lerde, bloglarda, Medium'da ve en son işte Clubhouse'da dönen bu muazzam içerik üretimine baktığınızda ne kadar tabana yayıldığını görebiliyorsunuz. Şimdi şöyle yapacağım. Şu kısmı da anlattıktan sonra toparlayacağım. Ve söz verdiğimiz üzere 20 dakika içerisinde bitirmiş olacağız. Başka sorusu olan varsa da alayım ama arada. Var mıdır? Sözlü olarak da ifade edebilirsiniz. Tamam. Yoksa buradan devam ediyorum. Şimdi buraya kadar şeyi konuştuk arkadaşlar şu dördün üçün, dördün birini konuştuk. İnternet ve bilgisayar devriminden bahsettik. Yeni medya her şeyin nasıl oluştuğunu konuştuk. Bu noktadan sonra şunları bir anlatmamızdan Kafamızda bir şekillensin. İnternet, web ve mobil. Genelde bunlar aynı şeymiş gibi görülüyor. web ve internet sanki aynı kavram farklı isimler. Değil. değil aslında. Tarihsel olarak da farklı, anlam olarak da farklı. Biraz onlardan bahsedelim. Şimdi ekranda şöyle bir e, beyefendi görüyorsunuz, şık giyimli ve hani e, şimdi gençliğinde daha da yakışıklıymış herhalde. E, yanında biraz daha mütevazı görünümlü e, ama en az onun kadar parlak bir e, isim var. Bu iki kişi kimdir? Vince Surf ve Bob Kahn. Bunlar e, internet dediğimiz şeyin kurucuları olarak biliniyor. Founding fathers of the internet. Kim bu insanlar? Zamanında ABD ordusunun ileri teknoloji ileri geliştiren e, DARPA isimli birimi için çalışan Stanford mühendisleri, elektrik mühendisleri, elektronik mühendisleri ve bilgisayar mühendisleri. Ne yapmış bu insanlar? Bu insanlar internet dediğimiz şeyin mucitleri. Neden böyle bir şeyi hani neden internet diye bir şeye ihtiyaç duyuyorlar? Soğuk Savaş döneminde e, ABD Sovyetlerin karşısında uzay yarışında geride kaldığını düşündüğü için, çünkü Neil Armstrong'a kadar aslında ABD çok geride, değil mi? İlk canlı, hani Laika, Şey, ilk obje, Sputnik, ilk e, canlı Laika, e, uzaydaki ilk erkek Gagarin, uzaydaki ilk kadın Tereçkova yani böyle baktığınızda ABD'liler için müthiş korkunç bir şey. Yani Sovyetler diye düşman kocaman bir rejim var ve Gönderip duruyorlar yani canlı cansız kadın erkek hayvan insan, ne varsa gitmiş uzaya bunlar da bekliyordu hala hiçbir şey çıkmış değil yani bir tane aya gülle atacaklar anca onun peşindeler falan ama talih yoldan gelip e, hakikaten Neil sorun konduracaklar ama oraya kadar şöyle bir durum var korkuyorlar ve Sovyetlerin elinde nükleer silah da olduğu için e, şöyle düştü. teknolojik olarak bizinlerdeler ve biz ...bir bomba yersek kafamıza gerçekten bu işi toparlayamayacağız. O yüzden deniyor ki... ...biz öyle bir iletişim sistemi kuralım ki en azından bir saldırı olsa bile... ...o ilk saldırı bizi bitirmesin, askeri iletişim ağımız kırılmasın... ...ve biz de cevap verebilelim. O yüzden gayri merkezi bir, yani bir merkezi olmayan bir ağ inşa edelim. Fikriyle yola çıkıyorlar ve açıkçası açık bir çek veriliyor. Zaten... ABD'nin e, tarihinde verdiği üç tane açık çek var bilim insanlarına hani bildiğimiz. Bir Manhattan Project, atom bombası, iki aya çıkmaları, e, Apollo programı, üç internet. ve Üçünde de müthiş işler çıkıyor hakikaten. Şimdi bu böyle başlıyor ve neyi buluyorlar hani bu ekip? Bu arada e, internetin dört farklı doğum günü vardır. Bunlardan en yaygın olanı da 29 Ekim. Her sene 29 Ekim'de bir yandan Cumhuriyetimizin kuruluşunu bir yandan da internetin doğuşunu kutluyoruz. Böyle de ilginç bir durum var. 29 Ekim aynı zamanda herhalde büyük buhranı başlatan o borsanın çöküşünün de yıl dönümü. Böyle ilginç tesadüfler oluyor. Şimdi 69'dan itibaren internet diye bir şeyin varlığından bahsedebiliyoruz o zamanki ismi ARPANET. Neyi buluyor bu insanlar? İki şeyi. Bir dil, bir de e, protokol. Daha doğrusu şey, bir, bir protokol geliştiriyorlar. Windsurf ve Bobcam. Nedir bu? TCP ve IP. Yani e, biri gönderim, e, protokolü. diğer ise genel çalışma protokolü. IP dediğin şey internet protokoldür. Bugün de hala 6. versiyonunu kullanıyoruz. DNS ayarlarını falan girince görürsünüz. Zaten onların da söylediği şey şu. Biz uzun yıllar kullanabilecek esnek bir altyapıyla uğraşıyorduk diyorlar. Hakikaten e, baktığımızda 50 yıldır kullanıyoruz yani 51 yıl. Bugün Windsurf e, e, Google'ın e, Google X kısmının başında çalışıyor ve ee, en son uğraştığı şey e, gezegenler arası internet çekilse nasıl çekeriz'in e, araştırmalarını yürütüyorlar. Şimdi buraya baktığımızda o askeri proje daha sonra üniversiteler arası projeye dönüşüyor. Bu 73'te internete bağlanan bütün cihazların haritası. Bugün bu Zoom oturumuna bağlanan daha fazla cihaz var mesela o da ilginç. Aynısının işte şeye aktarılmış hali haritaya. Hala ARPANET'teyiz. Görüyorsunuz hepsi üniversite bunların. Ee, 84'te internete dönüşüyor artık. Şöyle baktığımızda işte 92'de bir internet omurgası konuyor. Ne demek bu? Bir sürü talih olan bir tane de otoban çekiyorlar diyebiliriz. Şöyle geldiğimizde 93 senesi itibariyle bunlar internet hatlarımız. Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın çoğu yerinde artık yani medeni gelişmiş dünyanın çoğu yerinde artık bir internet var. Şöyle baktığımızda 94 Bill Clinton'ın imzaladığı bir yasayla birlikte özelleşiyor. Yani internet satın alabildiğiniz bir şeye dönüşüyor. Ortalama ve kullanıcı için tabii ki. Türkiye'de de bu İTÜ, Boğaziçi, ODTÜ, EGE kendi aralarında hep tartışırlar. Ben daha böyle ODTÜ diyebiliyorum ama şimdi o tartışmaya da girip kendimi yakmak istemem. Hepsi ilk internete bağlanan kendisi olduğunu iddia ediyor. Orada sıkıntı hepsi bir şeye bağlanmıştı. O bağlanılan şeyin adı internet mi orada bir tartışma var. Ama bunlar öncü kurumlarımız gazeteler hususunda da mesela Gerçi gazete arşivisine hiç girmeyeyim orada şimdi çıkamayız ilk hangisiymiş ama e, bu arkalarda kulisler çok tartışılır. Şimdi oraya kadar olan kısım hani kısaca tarihiydi. Bir de şunu söylemek istiyorum. İnternetle ilgili genel bir yanlış algı var. İnternete nereden bağlanıyoruz dendiğinde insanların %95'i şey uydudan diyor. Öyle bir uydu teknolojisi yok tabii hani. Daima kafanızın üstünde öyle dolaşan bir uydu da yok. Öyle, onu ayarlamak gerek. Şu insanlar ne yapıyorlar? Bu insanlar internet döşüyorlar. Ellerindeki şey fiber optik kablo. Fiber optik kabloyu okyanusa koyuyorlar. Orada uzaklarda bir gemi var. Gemi de bunu okyanusun altına döşüyor. Şöyle bakarsanız da bu döşenen fiber, fiber optik denizaltı kabloların haritalarını görüyoruz. Neden fiber optik? Çünkü hani elektrikle ileteceğinizi ışıkla küçük böyle ışık hüzmeleriyle gönderiyorsunuz bunu ve karşı taraf ışık her değdiğinde bir kabul ediliyor. Değmediğinde sıfır kabul ediliyor. Bir ve sıfırları oluşturunca içeri istediğiniz gibi gönderebiliyorsunuz zaten. Yani internet ışık hızında hakikaten. Öyle bir reklam vardı ya. Fiber optik dediğiniz gerçekten ışık hızında çalışıyor. Ee, ekranda görüyorsunuz zaten bunun haritasını. Bunlar aynı zamanda eski teknolojinin üstüne biniyor demiştim ya. Eski telgraf hatlarının üzerine biner. Eski telgraf hatlarına da şöyle bir baktığımızda ilk telgraf hattı kıtalar arası, e, eski dünya yeni dünyayı birbirine bağlayan telgraf hattı nereye birbirine bağlar? Londra Borsası'yla New York Borsası, London Stock Exchange, New York Stock Exchange bağlayan kim? Reuters. Yani şimdi bazı şeyler biraz kafamızda şekillenmiş olabilir. E, dünyanın en büyük haber ajanslarından birisi aslında dünyanın en önemli iki borsasını birleştirip bunların arasında iletişim ağını oluşturan kurum. Burada ne önemli bizim için. Bu ters haberlerin her zaman alıcısı var İki e alt yapıyı kurarsanız üst yapıdaki enformasyon akışından da muazzam bir kazanç elde edebiliyorsunuz. Bugün hala böyle bu. Şimdi bu hattın hemen üzerine çekilmiş ilk e, okyanus altı kablolar. Türkiye'de baktığımızda işte dört tane girişimiz var. Genelde metro hatlarının içinden geçer. Dört Levent'te var. 4 Levent, şey, bildiğimiz Levent metrosunun içinde bir tane var. Marmara hattından bir tane daha geçti Bunları anlatma sebebi şu. İnternet deyince aklımıza soyut, göklerde uçan, havalarda falan bir şey yok. Evin içinde Wi-Fi'den bağlanıyor olabiliriz. Ama son tarihte internet fiziksel bilgisayarları, bu bilgisayar derken telefonunuz da bir bilgisayar. Hepsini birbirine ekseriyetle son tarihte kablolarla bağlayan kocaman bir ağ. İnternet bu. Peki web bunun neresinde? O 1990'larda internetin üstüne kurulmuş bir arayüz. Neden? Bunun bu görüyorsunuz şurada this machine is a server do not power down. Bu bir bu makine bir serverdir. Lütfen kapatmayın diyor. Bu makinenin sahibi kim? Tim Berners-Lee ki aldı. Kendisi Britanyalı bir bilgisayar mühendisi Oxford Üniversitesi'nden ve CERN'de çalışıyor. İsviçre'de biliyorsunuz yani en büyük araştırması yapılıyor CERN'de. hadron Collider kolaydır hadron çarpıştırıcısında. Orada insanların, daha doğrusu bilim insanlarının birbirleriyle düzgün verimli iletişemediklerini fark ediyor. İnternete sahip olduğu halde kağıtla iletişiyor insanlar. Ve şunu fark ediyor. Ya bu insanlar sözde dünyanın en akıllı insanları değil mi? Cambridge Üniversitesi'nde astrofizik profesörü var. O da kağıtla götürüyor yan odaya bilgiyi. Bilgisayar var önünde oradan göndermiyor. Niye Ne Karışık bu. Ben anlamıyorum diyor. E şimdi Cambridge Üniversitesi'nde profesör anlamıyorsa hakikaten karışık bir şey bu deyip ben bunu basitini yaparım diyerek web'i oluşturuyor. Ne yap web dediğimizde ne? Aslında HTTP ve HTML yani Hypertext Transfer Protokol gene bir protokol. Bir de buna içerik girmek için bir dil. Hypertext Markup Language. Bildiğiniz HTML, HTML, Bu ikisiyle birlikte bir anda insanların kolayca içerik üretebileceği ve tüketebileceği bir ortam yaratılmış oluyor. Altyapımız vardı zaten internet. Bunun üzerine web'i de kurduk güzelce. Bu web'le birlikte de 95 senesinden itibaren yani ilk 5 sene inşa dönemi diyebiliriz. 95 senesinden itibaren hakikaten yaygın bir şeye dönüşmeye başlıyor. Şöyle baktığımızda bunlar işte 96-97 senesinde bildiğimiz sitelerin ilk halleri. Google'ın ilk hali, Amazon'un ilk hali, Apple'ın ilk hali. Bu arada bunlar bilinir genelde. Ben öğrencilerime soruyorum. Google ne zaman kuruldu 2010 diyen var mesela. Biz taşmıyorduk 2010. senesinde. Yani 2010'da hepten. 90'larda bunlar. 90 ve 2000 arasında kurulan şeyler. Bunlar bilinir de şey genelde atlanır. Netflix'te mesela zannediyorum 96 olması lazım kuruluşunun. Çünkü Netflix biliyorsunuz insanların evine önce kaset sonra DVD gönderen bir şirketti aslında. Şimdi bu şöyle bakalım. 3 aşamada değerlendirilir 1-0, 2-0 ve 3-0 şeklinde. 1 dediğim şey bu 95'ten itibaren oluşmuş şu siteler. Bunların 99'unda içerik sitenin sahibi tarafından oluşturulur. Kul, erişen insan bir içerik üretemez. Genellikle metinsel bir içeriktir. Ve gerçek dünyadaki şeylerin sonuna nokta.com getirilmesiyle oluşturmuş yani Apple diye bir şirket var Apple.com ya da ben kitap satmak istiyorum Books.com diye bir site alıyorum gibi ve bu işin büyüce anlaşıldığı için özellikle Nasdaq borsasında bu şirketin hisseleri müthiş patlama yaratıyor ve balon oluşuyor. E, balonla birlikte de tabii bu 2000 senesinde çöküyor. Buna Dotcom Boom diyoruz. Dotcom balonun patlaması. 2005 senesine kadar zaten böyle bir ölü dönem. Web 1 dediğimiz şey bu. Yani metinsel, tek taraflı bir ekonomik olarak da nereden para kazanılacağı çözülememiş. O esnada tabii ki bizi ilgilen tarafı baktığımızda New York Times'dan başlayarak dünyada da böyle bütün gazeteler gazetenin ismi .com adresinde web sitelerini açıyorlar ve çok enteresan bir şey yapıyor. Gazeteyi olduğu gibi internete web'e koyuyorlar. O gün baktıkları yerden şöyle e biz de teknolojiyi takip etmeniz Oraya da koyalım. İnsanlar zaten az insanda internet var. Oraya girenlere reklamlardan zaten idare ederiz. Biz asıl gazete dağıtım satışımızdan kazanacağız. Bir yandan da aslında yaptıkları şey şu. Bombayı resmen almışlar. Pimini çekmişler. Koymuşlar. Patlasın diye bekliyorlar. En sonunda da zaten patladık yani. Alpam Bey oradan güldü mesela. Biliyor çünkü bu işin geçmişini. Hakikaten yani şöyle bir şey olabilir mi? Ben buradan pasta satıyorum. iyi de satıyorum. Herkes de alıyor. Bir de diyorum ki ya arkada bir tane küçük bizim bir şey var. Büfe var. Aynı pastayı ben oradan da veriyorum. Bedava. Ama siz buradan alın. E i̇nsanlar da bir süre sonra tabii oradan almamaya başlıyor. Yani ben hatırlıyorum bu an 2004 ya da 5. Ben her gün radikalle hürriyet niye alıyorum? Ya bunu zaten öğrencim cebimde de para yok. Giderim işte yurttaki bilgisayardan girerim dedim. Girdim. Bir daha da almadım gibi bir şey oldu yani. Çok garip bir şeye geliyor. Reklamdan kurtaracaklarını düşünüyorlardı. Kurtaramadılar. Önümüzdeki ayın konusu da bu oldu. Bunları konuşacağız. E bunun üstüne bir de e, 2005'te birlikte şöyle bir şey oldu. Tim O'Reilly dediğimiz işte de, Silikon Vadisi peygamberi diyebileceğimiz bir adam diyor ki biraz aslında bu iş yeter artık yani battık da artık çıkalım mantığıyla. İkincisi de gerçekten bazı değişiklikler olduğu için buna bir isim veriyor. Ve diyor ki web 2.0 dediğimiz bir şeyin içindeyiz. Ne bu? Yeni PHP vesaire e, teknolojileri nedeniyle diyor, bir band genişliği arttı, İkincisi artık interaktif bir web yapabiliyoruz. Ve bunu zaten dünyada tezahürü de var. Nedir bu? MySpace, şu bu falan ilk sosyal medyaların oluşması, Wikipedia'nın büyümesi, Türkiye'de de çok öncü, zamanın ötesinde bir mecra olan, ekşi sözlüğün ta 99 senesinde kurulmasıyla birlikte kullanıcıların içeriği ürettiği, ve birbirleriyle etkileşebildikleri bir web oluşmaya başlıyor. Facebook'una kadar gidecek, daha sonrasında bildiğim sosyal medyada devrimine gidecek olan gelişme. E 2006'nın sonunda da Steve Jobs'un burada gözüken iPhone 1'i dünyaya tanıtmasıyla birlikte, nasıl tanıtıp işte hatırlayalım, ben size 3 cihaz tanıtacağım. Bir işte kişisel asistan, bir telefon, bir de internet erişim cihazı, internet communication işte device var. Sonra ki bu üçü aslında tek cihaz. Anlı size iPhone. Sizin dedi o fiziksel tuş takımına ihtiyacınız yok. Tuş takımı istediğiniz zaman gözükür. istemeniz zaman gider. Bu ekran her şeye dönüşür. İnsanlar bayıldı ama neye bayıldıklarını tam bilmiyorlardı. iPhone 2 ve 3 ile birlikte gerçekten ne olduğunu anladık ve bir anda mobil devrim gerçekleşti. 3G sonra 4G vesaire derken bugün ekseriyetle sitelerinize girdiğinizde analitik raporlarına internet size olan trafiğin ekseriyetinin özellikle haber sitelerinde böyle mobilden geldiğini görebilirsiniz. Bizim sadece tek bir şeye ihtiyacımız vardı o noktada. Bütün bunların birleşimiyle birlikte daha da ticarileştirecek bir yeni nesil kapitalizme ihtiyaç vardı. O da platform kapitalizmi dediğimiz şeyle birlikte doğmuş oldu. Bu da Web3 dediğimiz içeriğin ekseriyetinin algoritmalar tarafından belirlendiği ve sizin önünüze neyin düştüğünü artık eski eşik bekçilerinin değil yeni eşik bekçileri olan algoritmaların sahipleri teknoloji platformlarının belirlediği bir döneme girmiş olduk. Buna da semantik web yani web 3 deniyor. Bizimle ilgisi ne bunun? Şöyle düşünelim. Eskiden insanların önüne ne düşüneceğini New York Times'ın editörleri, CNN'deki yapımcılar, NTV'de çalışanlar e, haber müdürü veya Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni belirliyordu. Ama bugün mesela Donald Trump yazdığınızda ya da İmamoğlu yazdığınızda önce karşınıza ne çıkacağını ne belirliyor? Bir, Google'un algoritmaları. iki Twitter, Facebook, Instagram vesairenin algoritmaları ve arkadaki moderasyon ekibi. Bugün geldiğimiz noktada bu. Şimdi şöyle yapalım. Ben sunumun devamını size göstereyim ama önümüzdeki hafta buna devam et, Önümüzdeki ay buna devam edeceğiz. Bunu daha da açarak. Şöyle bir şeyim var. Bunlara daha güncel örnekler de getireceğim. Önüm içinde bulunduğumuz durumu biraz daha felsefi tarafına da girip ama somut örneklerle besleyerek anlatacağız. Şurada bazı grafiklerimiz var. Bu verilerin yenisi bir türlü 21 için gelmedi ama gelecektir. Geldiği zaman onları da ekleyeceğim. Türkiye'de sosyal medya kullanım vesaire. Tekrar şuraya bir döneceğiz, bağlayacağız ve meselemizi ba açıklayacağız. Sonrasında da bizim bu durumda ne yapmamız gerektiğinden bahsedip bazı işte yeni nesil habercilik anlayışlarından ve yeni nesil gelir modellerinden bahsedeceğiz ve bazı trendleri de konuşacağız. Reuters'ın yayınladığı haber merkezlerinde yeni trendler raporundan da faydalanacağım. Ee, teşekkür ediyorum. Şurada benim iletişim bilgilerimi bulabilirsiniz. Bir soru cevap kısmı yapalım şimdi kalanlarla. O sırada da ben ekrana şey getireyim. Önümüzdeki ayın etkinlikleri de şurada dursun. Tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sorularınız varsa alabilirim şu an. 101'in anlamı nedir? 101, üniversitelerde 101, 102 diye tanımlanır dersler. Biraz biz de böyle ardıl şey yapmaya çalışıyoruz. Yani giriş dersi 101'dir. Hemen arkasından 102'si gelir. Bir ilerisi 201'dir. Sonra 202 diye gider. 101-102, 201-202 falan. Basılı yayın hala prestij söz konusu. Bunu isterseniz ufak bir tartışmaya da dönüştürmek isterim. En sevdiğiniz gazeteyi düşünün mesela. Çoğu insan radikal diyor bunu ama eskiden ben şu gazeteyi okurdum. Şimdi çıksa eski haliyle ama hiçbir üzerinde sansür falan da yok. Aynı haberleri yapıyor ve basılı olarak çıkıyor. Alır mısınız? Şöyle düşünelim. Eskiden 90'larda haber tüketimine sabah kahvaltıda hürriyet oku, akşam yemeğinde Ali Kırca izle. Değil mi? Çok basit indirgedim ama toplumun %70'i falan böyleydi yani gerçekten. Günde iki kere yapıyordunuz. Arada zaten yani mesela Seinfeld'in, çok ünlü dizi Seinfeld'in bir bölümünde Jerry e, hisse senedi alır. Düştüm, indim, bindim dedi. Çok merak ediyor. Gidip gidip kafedeler gazete alıp ekonomi sayfasına bakıyor. Elaine de diyor ki sen gerizekalımızın aynı gazeteye bakıyorsun. Yani borsa değişiyor da gazetedeki rakam değişmiyor. Gazete basıldı sabah zaten. Gün içinde bir şeyler olsa da sen ondan akşam haberin oluyordu. Gün içinde ancak radyo yayınıyla falan. Ya da televizyona bak. 24 saat haber yayını da yoktu. Bugün anlık. Gazeteyle ilgili sıkıntımız ne? Ama bir yandan avantajı da dönüşebilir aslında. Şöyle düşünün. Boğaz olaylar oluyor. Durmadan Twitter bir şey falan... Clubhouse'a giriyorum, bariz, çağırış. Yani muazzam bir kaos var. Ne olduğunu da anlayamıyorum zaten. Çok böyle an, 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 an. Ertesi sabah olduğunda zaten o eskidi, tükendi, bitti. Değil mi? Çünkü biz de önümüzdeki ay gene göreceğiz. Anın fetişize edilmesi. Sadece şu anla ilgilenmek. Geçmiş, gelecek hiçbiri yok. Takip haberci haberciliği ya da geleceğe dair. Bir... Hayır, bugün bir laf söyleyelim, onun peşine koşturuyoruz. Günden bir belirliyor, arkasından herkes koşturuyor. Bu noktada gazetin tabii dezavantajı var ama bir yandan avantajı da var. Neden? Sabah mesela ben kalktığımda yaptığım şey gazete penceryesiyim. Abonesiyim. bir yandan Jetkill'lerde yapılan şey yapılıyor aslında. Yani basçan gazeteyi basmayıp aynen ekrana koyuyor PDF gazete. Dünyanın en basit teknolojisi. Ama ona rağmen bana iyi gelen bir tarafı var. Başlıyorum. 5 dakika sonra bitiyor. Bitti. Haberler bitti diyorum. Bitmesi çok iyi bir şey bir şey ya. Hiçbir şey bitmeyince insan içinde devamlı o FOMO hissi. Fear of missing out. Bir şeyler gidiyor bitiyor falan. Tatminsizlik. Değil mi? Yani sinemaya gidince mesela niye hissediyorsunuz o kadar? Başından sonuna bir deneyim. Netflix niye o kadar tatmin etmiyor? Etmez çünkü bitmiyor ki. Hemen arkasından yeni bir şey açıyor. Böyle bir sıkıntı. Biten içerik önemli. Ama bu illa pdf kasteli olmak zorunda değil. Hafta sonu hakikaten okumak için böyle basılı bir şey ilginç de bir tecrübe olabilir. Ama mesela mail bültenleri var, kapsül var, apostol var. Bu da bir tecrübe. Ama ben şöyle düşünüyorum. Oksijen gibi bir şey yapacaksanız izlemeniz gereken yol biraz daha Sokrates'in yaptığı gibi premium bir şey olarak kendinizi konumlamak. biraz da ona yaptılar. E o zaman kağıdı falan biraz daha güzel olsun. Mizampajı biraz daha güzel olsun. Daha klas olsun. Kağıt hala anlamlıdır. Kitap satışları gittikçe artıyor. Kağıdın kendi avantajlarını, kağıttan gelen avantajlarını kullanması lazım. Prestijli bir şey olabilir, premium bir şey olabilir. Onları biraz düşünmek lazım. Belki biraz daha dergi gibi düşünmek lazım. New York Times International mesela, uluslararası versiyonun bildiğiniz dergi gibi çıkıyor aslında şu anda. O bir gazete dergi bence mesela. Böyle şeyler düşünülebilir. Dünyanın aksine Clubhouse Türkiye'de çok ciddi politika ve konuşulan ve gazetecilerin bulunduğu Resmen basın açıklamalarının yapıldığı mecral dönüşümden... ...Türkiye'nin politik eklemiyle ilgili bir hafta önce... ...Türkiye'de de böyle başlamamıştı Clubhouse. Genelde işte pazarlamacıların, girişimcilerin falan konuştukları bir yerde. Sonra ünlülerin falan böyle kendi aralarını geyik çevirdikleri bir yere dönüştü. 2-3 gündür de resmen forum, agora gibi bir hale dönüştü. Ama ben şöyle düşünüyorum. Twitter yazılı, YouTube video, Instagram daha çok fotoğraf ve kısa video içerikler içinde. Ama ses ile e, sos, sesli içerik vardı podcast ama tek yönlü. Gerçekten sesli sosyal medya dediğim bir şey. Clubhouse'a geldi. Bu vakte kadar kimsenin düşünmemiş olması çok enteresan. Devrim yani. İnanılmaz bence. Çünkü uçucu ve çok e, kendinizi rahat hissettiğiniz bir ortam. Yani akşam mesela şu yayın yapmak için değil mi? Şimdi bakıyorum herkes işte ne bileyim bir ışık bir şey falan. Ben buraya gelmeden önce tıraş oldum falan değil mi? Hani e, Clubhouse'da herkes oturmuş. Yani rahatsınız. Akşamın bu saatinde ben şimdi mesela bu yayını yaparım ama işim yoksa kalkıp da YouTube yayına bağlanmak istemem akşam akşam o halde. Çok fazla uğraş gerektiriyor. Kendi görünümünüzden e, karşıdaki işte altyapı. Ama Clubhouse açıyorsunuz ve sadece sesle konuşuyorsunuz. Bu rahatlık çok iyi. Uçuculuk da çok iyi. E, ben şu an çok ilginç bir tecrübe oluyor. Yani Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz günler geldi. Bir şeyler söyledi. Karşısında işte ...muhabirler gelmiş soru soruyor. Bayağı basın açıklaması yapılıyor yani. Bir konuşma moderatör var. Bir konuşmacı, altta da gazeteciler gelip sırayla soru soruyorlar. Ya da bir yanda yatay bir iletişim için tam bir Agora Forum gibi kullanılıyor falan. Bence müthiş bir etkisi var. Ama hiçbir teknoloji için kategorik olarak iyi konuşmak doğru olmaz. Bir yandan burada e, yani baktığınızda Asparagastır, işte komplo bunların yayılmasına falan ne kadar kötü tarafı da çekilebilir ama sesli bir iletişim sesli bir sosyal medya ihtiyacımız vardı e, varmış öğrenmiş olduk bence faydalı şu an çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Avrupa Birliği'nin destekleriyle TGS Akademi'nin eğitimleri devam edecek yeni e, sezonumuz hayırlı olsun e, haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.